Dosyadan herkese merhabalar. Bu hafta online eğitimin avantajları ve online eğitimde konsantrasyonla ilgili bütün sorularımızı online olarak eğitim ve yönetim danışmanı Meltem Öztan'a yönelttik. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Meltem Öztan benim adım. Bugün sizlerle online eğitim üstüne minik bir sohbet, tek taraflı da olsa minik bir sohbet yapıyor olacağım. Online eğitim nedir? Biz çok severiz böyle eğitmenleri. İlk önce teorik bir tanımlamayla başlayalım. Online eğitim nedir? Anlatmadan önce hikayesiz gerçekten durmayı sevmiyorum. Hikayemi anlatacağım size online ile ilgili. Gene benim bu ilk çalışmaya başladığım yıllarda toplantı yapılacak ve dediler ki toplantı katılımcıları Türkiye'de değil başka bir ülkeden katılacaklar. Peki nasıl yapacağız bunu? İşte bağlanacaklar, online bağlanacaklar. Nasıl yani dedik. Benim için uzay teknolojisiydi. Toplantı odasına biz girdik. Büyük bir ekran var. İşte IT'den destek verecek olan arkadaşlar geldiler. Önümüzde işte o zamanlar telefonlardan, diyafonlardan konuşuyoruz. Ve karşıda işte diğer ülkede bağlanacak olan kişiler bağlandı ve biz onlarla konuştuk. Onlar bizi duydular, biz onları duyduk, tartıştık ve bir karar alarak o toplantıdan çıktık. Benim için çok mucizeviydi ve ara ara biz bunu tekrarlamaya başladık. Bahsettiğim 30 yıl öncesi. Ve o zamanlar için gerçekten uzay teknolojisi olan bir şey. Şimdi işte şu an sizlerleyim. Kim bilir neredesiniz, nerede dinliyorsunuz beni. Ben şu an evimin salonundayım ve size ulaşabiliyorum. Online eğitim tam da bu. Zamanın, mekanın ya da bir arada olmanın gerekmediği ve bir internet hattınız varsa, herhangi bir bağlantıyı sağlayabilecek malzemeniz varsa eğer, katılıp da iletişimin devam ettiği, eğitimin devam ettiği, toplantıların devam ettiği ortamlar. Şimdi online eğitim, evet böyle çok değişik, çok yeni bir teknoloji. Günümüzde artık vazgeçilmez hale geldi. Faydalı mı değil mi? Bizim çok tartıştığımız bir konu. Bazı eğitmen arkadaşlarım pandemiyle beraber eğitimlerin %99'u online'a döndüğü anda havlu attılar. Yokuz biz bu işte dediler. Bir, teknoloji yeni ve zor. İki, dokunamayacağız ki biz. Çok severiz dokunma kelimesini kullanmayı. Katılımcıya dokunamayacağım ki, gitmeyecek ki sesim nefesim ona. Böyle eğitim olmaz diyen çok arkadaşım oldu ki ben de düşünce olarak pek çoğuna katılmakla beraber bir deneyelim bakalım dedim. Şimdi denedim, 2 yıldır yoğun bir şekilde online eğitim veriyorum. Faydalı mı? Gerçekten faydaları var. Kapandığınız bir anda dışarı çıkma imkanınız yok. Farklı bölgelerdesiniz, bir araya gelebilme imkanınız yok. Ve o eğitim devam etti. Evet, bu anlamda çok faydalı. Ben hastayım ama gene de eğitime katılabildim. Kopmadım süreçten. Burada devam etti. Evet, çok faydalı. Ya da benim maddi olarak imkanım yok. Eğitim vermem gereken çok yaygın bir ekip var. Hepsine tek tek gidip ulaşamayacağım. Ya da hepsini buraya toplayamayacağım. Evet, çok faydalı. Ben eğitime o koşullarda devam edebildim. Bazen akşamları yapıyorduk eğitimi çünkü iş süreçleri çok yoğunlaştı. Gün içinde bölünemiyor. Kimsenin iş saatinden yarım saat bile almak mümkün olmuyor. Mesai bitiyor, dinlenme için bir süre veriliyor. Akşam 8'den sonra bazı eğitimleri yaptık. Faydalı mı? Evet, çok faydalı. Böylece insanlar bütün o yoğun ajandaya rağmen eğitim alabildiler. Evet, gayet faydalı. Şimdi bu kadar faydalıysa o zaman bana şunu sorsanız, ya hocam ne güzel işte o zaman artık online devam edersiniz. Hayır, lütfen yüz yüzeye dönelim diyorum. Neden? Dezavantajları var.
Her olayda, her durumda olduğu gibi artıları eksileri bir arada bakmak lazım. Evet, online eğitim mesafeyi ya da işte maddiyatı ya da zamanı dikkate almadan devam edebildiğiniz ve bir anda 200 kişiye, 300 kişiye ulaşabildiğiniz için bir taraftan çok ekonomik, çok kullanışlı görünmekle beraber dezavantajları da oldukça fazla. Nedir bu? Görüyor musunuz elimde ne var? Bunun şans getirdiğine inanıyorlar. Ha, bir de naftalin yerine dolaba koyarsanız eğer kokusundan dolayı güve gelmiyor. Ha, bir de çok güzel değil mi? Görüntüyü görüyorsunuz. Ama şu an ne hissediyorum ben? Bunu size aktarabilmem çok zor. Daha kötüsü, bu kokuyu alamıyorsunuz. Duyguyu geçirmek online eğitimde hiç kolay değil. Şimdi dezavantajlarını sayayım. Sonra bunları giderecek pek çok opsiyon var. Fakat dezavantajı, duyguyu şu camların arkasından aktarabilmek zorundasınız. Bu gerçekten çok büyük bir beceri istiyor. İnsanların tam olarak şu ekrana konsantre olması çok kısacık bir süre. Artı etrafta o kadar çok uyaran var ki o uyaranlara rağmen sizi burada tutabilmem için benim sürekli burada çok yüksek bir enerjiyle devam ediyor olmam gerekiyor. Artı eğer ekranınız hele ki açık değilse ben şu an sizle göz teması yapamıyorum. Kimleri izliyor? İzleyenlerin ne diyor ya? Tepkilerini göremiyorum. Bu anlatan kişi için çok büyük bir kayıp. İletişim alışveriştir, karşılıklıdır. Şu an tek taraflıyız. Ama ekran açılabiliyor. Evet, fakat ekran açma oranları çok düşük. Yani online eğitim avantajlarının yanında doğru yerde, doğru şekilde kullanılmazsa eğer, gerçekten İK'cılar kızacak bana ama fayda sağlamıyor. Onun için bütün bunları dikkate almak lazım. İyidir ya da kötüdür demeden hangi durumda kullanıyorum? İçeriği ne? Süresi ne? Katılımcıları ne? Anlatan ve dinleyenler ne durumda? Aktarılma şekli nedir? Bütün bunları dikkate almak lazım. Yoksa evet, çok büyük avantajları var ve evet, gerçekten de çok büyük dezavantajları var. Şimdi öncelikle İçerik olarak bakalım. Yüz yüze verdiğim, kendi branşım için konuşacağım. Oradan bir genelleme yapmaya çalışacağım. Yüz yüze verdiğim bütün eğitimleri online olarak da verebilir miyim? Düşündüğüm zaman evet veririm. Fakat burada eğitim acaba sadece bilgi aktarımı mıdır? Birinci sorum bu. İkincisi, yetişkin eğitiminden bahsediyorsam siz bir yetişkini yüz yüze eğitimde verdiğiniz kadar uzun burada tutabilir, burada düşündürebilir, burada onu deneyleyerek yaşamasını sağlayabilir misiniz? Artı bugün artık bakın bilgi şunun içinde var. Dokunun bir tuşa, istemediğiniz kadar teorik bilgiye sahip olabilirsiniz. Bunun için bir eğitime girmek zorunda değilsiniz. Duyabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Her türlü imkanınız var. Eğitim, kurumsal eğitimler için konuşuyorum özellikle. Bilgiyi almak değil, bilgiyi içselleştirmek. Ben o bilgiyi gerçek hayatta kullanmaya aldığımda, kullanıma açtığımda başıma neler geliyor? Karşıma ne tip engeller çıkıyor? Peki bu engeller karşısında ben ne düşünüyorum, ne hissediyorum? Ne yapabilirim bunları? Onun için evet, problem çözme, karar verme eğitimi bizim en çok uygulamalı olan, tartışmalı olan eğitimlerimizden biridir. Onu online yaptık ve yapıyoruz. Fakat yüz yüze yaptığımdaki o etkinlik aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Ya da işte daha görsel yaptığımız bir takım benim şansıma çok ben o tip eğitimler vermiyorum.
Ama düşünün ki ben daha beceri arttırmaya yönelik ya da daha görsel odaklı ya da daha insanları bir şeyleri çizdirteceğim, yaptırtacağım, onun üstünden gideceğim, birebir kontrol edeceğim. İşte bu tip uygulamaları, bu tip konuları vermek çok zor. Ha, verilmedi mi? Evet, verildi ve veriliyor. Yine aynı şeyi söylüyorum. Elinizde hiçbir alternatif yoksa hiç eğitim vermemektense bunu online'a aktarmak çok mümkün. Evet, elimizde artık şu an online eğitimde kullandığımız çok farklı araçlar var ve bunlar hayatı çok kolaylaştırıyorlar. Şu an gerçekten sadece kokuyu alamıyorsunuz. Onun dışında diğer bütün duyguları size yaşatacak kadar malzeme oluşturdu bize bu işte 1,5 sene içinde teknoloji. Çok hızlı çalıştı. Ve şu an tool dediğimiz çok fazla platform, çok kullanabileceğimiz işte oyunlar, uygulamalar, vaka incelemeleri gerçekten alternatif çok var. Ve gene de diyorum imkanlara bakıp online'ı mecbursam seçmeliyim ve o zaman da her eğitimi bir şekilde uyarlayabilirim. Evet. Ama eğer yüz yüze yapma imkanım varsa tabii ki yüz yüzenin etkinliği her zaman çok daha yüksek. Şimdi şuna bir de bakmak gerekiyor. Online eğitim gelirken aslında sırf online eğitim için değil, bunu daha genel anlatmak istiyorum. Hepimizin kafasının içinde belli inançlar var. Yani ben eğer inanıyorsam ki ya eğitimlerine ben zaten liderlik konusunda her şeyi biliyorum. Ya ne anlatacaklar ki bana yeni? Yüz yüze ya da online fark etmiyor. Hiçbir şey öğrenme şansınız yok. Neden? Çünkü her şey niyetle başlıyor. Şuraya koyduğunuz o temel düşünceyle başlıyor. Onun için sadece online'a değil, eğitime gelirken katılımcının ne şekilde geldiği en önemlisi. Peki burada biz eğitmenler olarak ne yapıyoruz? Bir, ilk önce kimler gelecek onu bir tanımaya çalışıyorum ben. Kimdir? Eğitimden beklentisi nedir? Bilgi seviyesi, beceri seviyesi nedir? Biz genelde insan kaynakları uzmanları ya da insan kaynakları çalışanlarıyla eğitim projelerini görüşüyoruz ve geliştiriyoruz. Burada sadece onunla sınırlı kalmamaya çalışıyorum ben. Katılımcıların bağlı olduğu birim ya da katılımcıların mümkünse kendisi ya da katılımcıların mümkünse yaşadığı ortamla ilgili ben ne kadar çok bilgi sahibi olursam o kişiyi yüz yüze ya da online bakın ikisi için de aynı şey geçerli. O kişiyi eğitime gelmeden yaşasın eğitim. Dur bakalım neler göreceğiz. Ya evet değişik bir şey olacak gibi duyguyla, merakla, heyecanlandırarak bir beklentiye sokmayı seviyorum. Şimdi online olduğunda daha önemli. Çünkü yüz yüze bir eğitimde eğer ben öncesinde bu heyecanı, bu merakı, bu bekleyişi yaratamadıysam içeri girdiğim anda ilk birkaç dakikada onu yaratmam çok mümkün. Eğitime başlayana kadar işte kahveleri alma anında, o yerleşme anında ben bu bağlantıları ve bu merakı orada yaratabilirim. Ama online'da ekran açılıyor ve yüz yüzeyiz. Tek tek benim size göz teması kurma, o andaki ruh durumunuzu anlama, işte bir çay kahve içerken ki o insani paylaşımları yapma şansım yok. O zaman her iki eğitim içinde bu beklentiyi oluşturmak, merakı, heyecanı, isteği oluşturmak eğitimden önce önemli ve online için çok daha vazgeçilmez. Burada neler yapılabilir? Birazcık daha netleştireyim. Biz olabildiğince online eğitim öncesi katılımcılara bir ön test, ön anket, ön dokunuş yapmaya çalışıyoruz. Şu an bunu yapabildiğimiz pek çok sistem var. Telefonlarından girip bir iki soru cevaplayabiliyorlar ya da telefonlarından davetiyeyi görebiliyorlar. Sizinle yarın şu konuda konuşacağız. Bir ön hazırlığı mutlaka yapmak. İkincisi ve en önemlisi, bu yüz yüze de çok geçerli. Katılımcı geldi toplantı odasına ve telefonunu aldı, önüne koydu. Telefon açık, ha bir de sesi de açık, gözü telefonda. Şimdi eğitimde telefonlardan katılımcıları ayırmanın çeşitli yöntemleri var. Peki online'da telefonu bırakın,
Zaten içinde olduğu şu ekran böyle bazen mesela bana bakıyor. Ay diyorum ne kadar dikkatli dinliyor. Halbuki o ay sonuymuş, faturalarını girmeye çalışıyormuş orada. Ya da böyle tam en önemli bir yeri anlatırken biriyle bir şeyi konuşuyor, tartışıyor. İşte onun için online eğitime girdiğiniz yer ve etrafınızdaki sizi uyaranlar çok önemli. Burada yöneticilere çok büyük iş düşüyor. Çünkü ne yazık ki ilk önce onların bu eğitimin gerekliliğine inanması gerekiyor. Benim bu çalışanım bugün eğitimde ve ben ondan iş istemeyeceğim. Ya da işte ona bir yer tahsis edeceğim. Ya da bugün evinde kal ve bu eğitimi evinden al. Ya da lütfen toplantı odasını kullan. Biz seni rahatsız etmeyelim demek gerekiyor. Artı demin her eğitim online verilebilir mi demiştim ve problem çözme eğitiminden bahsetmiştim. Biraz sonra araçları da anlatacağım. Çok fazla araç var şu an kullanabildiğimiz. Ve bunu kullanabilmek için sizin bilgi işlem tarafından güvenlik duvarlarınızın ayarlanmış olması gerekiyor ki benim gönderdiğim linklere ulaşabilin. Ya da sizin konuşmanızı duyabilmem için ses ve görüntüye ihtiyacım oluyor ki iletişime devam edebilelim. Bugün ne yazık ki bazı eğitimlerde bunlar olmadan kişiler sadece telefonlarından araba kullanırken dinlemek zorunda kalıyorlar. İşte bu koşulların sağlanması gerekli. İkinci madde bir ön hazırlık, iki gerçekten gerekli koşullar. Koşullardan kastım hem fiziksel ortam hem de zihinsel ortam. Yani o kişi eğitimde onu aynı anda da işte ve işle ilgili bir beklenti içinde arkadaşlarının ya da yöneticisinin olmaması gerekiyor. Ve üçüncüsü içeriklerin çok düzgün ayarlanması lazım. Yani bugün baktığımız zaman kurgular gerek süre olarak gerek arkadaşlara vereceğimiz eğitimler olarak bazen çok da ihtiyaçları olmayan eğitimler oluyor. Ya da bazen biz o içerikleri çok da olması gerektiği gibi işleyememiş olabiliyoruz. Onun için eğer bu üçüne dikkat edilirse öncesindeki hazırlık, zihinsel hazırlık, sırasındaki fiziksel ortam ve imkanlar ve son olarak da eğitimin işlenme şekli çok daha interaktif olmak zorunda. Çünkü beni dinliyorsunuz burada. Şimdi bakalım kaç dakika sürecek dikkatiniz. Zor bir şey. Ekran çok yorucu. Onun için bu üç taburenin üç bacağı gibi üçünü doğru yönetirsek gerçekten çok keyifli eğitimler verdim benim bu ikisine. Bir şey anlatmak istiyorum. Geçen yüz yüze bir eğitimdeydim ve çoktandır yüz yüze yaptığım ilk eğitimdi. Şunu düşünürken yakaladım kendimi. Online'da çok keyifli uygulamalar var. Ya dedim ben o uygulamayı yüz yüze de nasıl uyarlarım acaba? O yüzden aslında bütün bunları dikkat ederek kurguladığınız zaman eğitim tasarımı ayrı bir beceri. Bütün bunları tasarlayarak verdiğinizde online eğitim keyifli bir hale geliyor. Şimdi bazı eğitimlerin uygulamaları var. Demin konuşurken bahsetmiştim. Yetişkin eğitimi birazcık daha farklı akademik eğitimden. Burada artık profesyonel hayata girmiş ve belli tecrübesi olan ve çok teorik bilgiyi verdiğinizde onu nasıl çevireceğiyle aslında hayatta nasıl kullanacağıyla ilgilenen bir kitle var karşınızda. Ha bir de bu kitlenin kafasının içinde işte hedefleri var. Kim bilir kaç yüz tane birikmiş olan bir mailbox'ı, dolmuş olan bir mailbox'ı var. Sürekli gelen telefonları var. Yapabildikleri, yapamadıkları var. Kendi kaygıları ve kendi heyecanları var. Onun için geçip de onun karşısına bakın bu böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır dediğinizde eğitimin çok büyük bir katkısı ona olmuyor. Onun için içine nasıl alırım, tam olarak onun ihtiyacı ne, onu nasıl anlar, ona nasıl cevap veririm, eğitimin kurgusunu bunun üstüne yapmanız lazım. Şimdi gene demin bahsetmiştim ön hazırlıkta kişiyi işte çay kahve içerken ya da geldi daha masasına oturacağı sırada yakalamanız çok mümkün. Fakat online'da bu şansınız yok. Peki
Hem bu hem de bir takım uygulamalar yaptırmam lazım teorik kalmamak için. Ne yapıyoruz? Bunu nasıl uyarlıyoruz? Online olduğu zaman eğitim. Birincisi demin bahsettiğim gibi ön hazırlıkları belli testlerle, belli soru sistemleriyle öncesinde yapılabiliyoruz. Oyunlaştırma, gamification. Zaten son 15 yıldır çok gündemdeydi. Şirketler, akıllı şirketler pek çok uygulamalarını artık oyunlaştırma üstünden yapmaya başlamışlardı. Siz bir müşteri olarak pek çok markanın oyunlaştırılmış anketlerine ya da kampanyalarına katılmışsınızdır. İşte biz oyunlaştırmayı çokça kullanıyoruz bugün, uygulamaları hayata geçirmek adına. Öncesinde eğitimin içinde. Eğitim de bizim çok sevdiğimiz bir yöntemdir. Katılımcıları ilk önce bir soru sorarız, onların fikrini alırız, sonra o fikirleri birbiriyle çarpıştırırız. Bunu yapmak için farklı platformların pek çok imkanı var. Odalar, tartışma odaları, çalışma odaları isimleri değişiyor, oluşturabiliyorsunuz. Ben yüz yüze eğitim verirken o odalarda değil tabii sınıf içinde gruplar yapıp çalıştırırdık kişileri. Şimdi online'da olunca ben o çalışma gruplarına da gider dinlerdim. Online'da da bunu yapabiliyorum. Yani uygulamaları daha fazla yapıyoruz yetişkin eğitimlerinde. Çünkü teorik bilgiyi böyle bilgi olarak vermek değil, onu yaparak, deneyerek, tartışarak kendileri keşfetsin istiyoruz. Bunu online'a nasıl taşıyoruz? İşte pek çok uygulama var. Onlara anket yaptırtabildiğiniz, tartıştırabildiğiniz, odalara ayırıp bu çalışma odalarında onları baş başa bıraktığınız. Ama tabii şimdi bir taraftan da tehlikeli. Ben 4 tane odaya ayırdım. 20 kişi var. Beşer kişi bir arada çalışacak şimdi. Acaba o konuda mı konuşuyor? Yanlış bir yere mi gidiyor? Benim bazen bu grupların içine girip fasilite etmem lazım. Yanlış yere gidiyorlarsa hop bu tarafa gelin demem lazım. Ya da arada bazen çatışmalar çıkabiliyor. Onlara minik bir arabuluculuk yapmam lazım. Online'da görmüyorum dağıldılar. İşte öyle güzel sistemler var ki online olduğu halde aynı sınıf içinde bir arada eğitim yapıyormuşuz gibi. Ben o odaları dolaşabiliyorum. Odalara bilgiler atabiliyorum. Görseller atabiliyorum. Hatta en son yüz yüze de benim oynamayı çok sevdiğim bir oyun vardır. Benim müzakere oyunudur. Güvenle alakalı çok güzel çıktılar verir ve üstüne bütün gün grupla tartışabilirsiniz. Biz bunu yaptık, neden öyle yaptık, ne yapmamız lazımdı diye. İşte bir 6 ay önce o oyunu oynatma ihtiyacım var. Bir grup çalışması yapıyoruz. Gerçekten de tam o oyunu oynatsam günlerce konuşmadan biz 2 saatte olayı toparlayacağız. Düşündüm nasıl yaparım diye. İşte bu odaları kullanarak o uygulamayı yapabildim ben. Birazcık uyarladım, birazcık teknik bilgisi olan arkadaşlarımın desteğini aldım. Şu ana kadar pek çok uygulamayı, yüz yüze de yapabildiğim uygulamayı uyarlayarak ben bu yeni sistemler sayesinde burada yaptım. Ve en son bu problem çözme eğitiminden bahsetmek istiyorum. Problem çözme eğitimi 2 günlük bir eğitimdir. Biz ilk gün teorisinden bahsederiz. İşte problem çözme tekniklerini inceleriz, onları konuşuruz. İkinci günde gerçekten şirketin yönetmekte olduğu bir problemi alır. Bir gün önce gördüğümüz tekniklerle, bunun içinde balık kılçığı vardır, metaplan çalışması vardır, beyin fırtınası vardır. Bunlarla işte Pareto yöntemini kullanırsınız gibi pek çok teknik yöntemler vardır. İkinci günde bütün bu yöntemleri uygulayarak o problemi çözersiniz. Biz Türkiye'nin çok büyük enerji firmalarından birine bütün geçtiğimiz yaz boyunca problem çözme eğitimini aynı sınıf içi eğitimi yapıyormuş gibi yaptık.
İlk gün teorisini anlattık. İkinci gün gene burada sanal ortamda kullanabileceğimiz özel bir platformla, uygulama platformuyla bütün arkadaşlar linke bağlandı ve biz hep beraber aynı ekranda balık kılçığı yaptık birlikte. Ben çok post-it kullanırım eğitimlerde ve duvarları çok kullanırım. Çok benimle dalga geçerler duvarları kirletme diye. Aynı ofiste duvar kullanıyormuş gibi aynı ekran üstünde duvarları kullandık. Ha, çok fazla katılımla yapılabilecek bir uygulama değil belki. Grup sayılarını limitli tutarak aynı etkiyi çıkardık. Burada önemli olan birazcık araştırmacı olup, bu yeni çıkan, belki bugün yeni bir şey çıkmıştır, platform çıkmıştır. Bu yeni çıkan platformları keşfetmek ve birazcık yaratıcı, esnek bir bakış açısıyla düşünmek. Eğitimde malzeme geliştirmek çok önemli. Bu aynı düşünceyi online'a aktarıp pek çok uygulamayı burada yaptırabilirsiniz. En son şunu söyleyeyim, imkanlarıyla alakalı online'ın. Ön yargılı olmamak lazım, bunun için söylüyorum. Kişileri hazırlar, onlara teknik ve fiziksel ortam imkanını verir ve işten ayrılıp sadece eğitime odaklanacakları bir süreç tasarlayabilirseniz, ondan sonra eğitimcinin tasarımıyla çok verimli eğitimler yapmak mümkün. Arkadaşım çocuklarla sanat terapisi yapıyor. Ve bunu sosyal bir proje kapsamında Diyarbakır'daki bir yuvadaki çocuklarla yapmaya başladı. Çocuklara resim yaptırabiliyor uzaktan. İstanbul'dan, Levent'ten, Diyarbakır'daki bilmem ne yuvasındaki gerçekten psikolojik sorunları olan bir grup çocukla inanılmaz resimler yaptırıyor. Ve sadece şunu soruyor, ne var elinde şu an? Çocuk diyor ki, hocam kalemim var, peçetem var, bir de bardağım var diyor. Tamam o zaman diyor, kendi yaratıcı zekasını kullanıyor, onlarla ne yapılabilecekse onu yaptır diyor çocuğa. Onun için bu bakış açısı, odaklanma, birazcık da peri tozu olarak yaratıcı düşünme becerisi. Dediğim gibi online'ı doğru kurgularsanız gerçekten her şeyi yapmak mümkün. Şimdi bu kadar övdükten sonra hep böyle farkındaysanız eğitmen onu yapsın bunu yapsın dedim. Ben eğitmen olarak ne bekliyorum bir de katılımcılardan onu söylemek isterim. Online eğitimler öncesi ben gerçekten hazırlık yapıyorum. Işığım nereden geliyor, işte kapıya eğer evdeysem ve yalnızsam işte kapıya aman çalmayın etmeyin gibi şeyler, uyarılar. İlk anda elimin altında mutlaka kahvem, mutlaka suyum gibi. Çünkü buradan kalkmam mümkün değil, çok acil bir şey olmadığı sürece. Ve kendi hazırlığımı yapıyorum. Peki katılımcıdan ne bekliyorum? Katılımcıdan o an ve orada olmasını bekliyorum. O kadar. O an ve orada olsun. Ne olur kamerası açık olsun. Bir denemesini yapın. Böyle boşluğa bakarak konuşun. Ve hiç tepki almayın. O kadar yorucu ki. O kadar bir yerden sonra artık içiniz beni dinlemiyorlar. Herhangi bir soru gelmiyor, herhangi bir yorum gelmiyor. O zaman niye anlatıyorum? Onun için katılımcıdan tamamen orada, o an ve orada olmasını bekliyorum. Peki bunun için ne yapmak lazım? Bunun için işte benim yaptığımın karşı tarafta da benzeri bir hazırlığı yapmak lazım. Biz eskiden bir eğitime gideceğimiz zaman benim yerime bu kişi bugün sorumludur diye bilgilendirme yapardık. O zamanlar telefon bu kadar 7/24 bana ulaşabilir bir durumda değildi belki. Onun için rahattı biraz daha. Ama telefon geldikten sonra ve müşteriyle sıcak temastayım, kapatamam hocam o telefonu. Telefonumu benim yerine birine emanet edebilirdim. Bir şekilde o üstümde olan görev ve sorumluluğu aktarabilirdim. O an ve orada olmak için gerçekten
o günkü ya da işte 3 saatse o 3 saatki görevleri aktarmak gerekiyor. Ama bunu yöneticilerin de farkında olarak istemesi ve desteklemesi gerek. Konuya bir hazırlık yapmanız genelde istenmiyor. İnternetinizin olması, bir de benim için çok önemli olan bir şey işte kameradan o göz temasını kurabilmek. Bir de o göz temasını kurabilmek için arkadan ışık gelmemesi. Bazen öyle şeyler oluyor ki yani özel bir fon olmasına gerek yok arkada. Fakat arkadan bir ışık gelmesin yeterli. Geçen katıldığım bir eğitimde değiştirdim, yerini değiştirdim. Böyle arkadan inanılmaz bir ışık giriyor. Çok aydınlık bir yerde oturuyor. Ve öyle korku filmi görüntüsü gibi bir görüntü var ki elimde değil, sürekli oraya gidiyorum ve yüzü göremiyorum. Bir de böyle konuştuğu zaman ifadeyi görmek bizim için çok değerli. O yüzden işte nerede oturduğunuz ışık açısından, gürültü açısından önemli. Ama dediğim gibi ilk önce zihinsel hazırlık. O an ve oradasınız. Bu sırf online için değil, eğitimle ilgili her süreçte çok gerekli bir şey. Stephen Covey duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Okumuşsunuzdur. Etkin insanların 7 alışkanlığı. Hatta o kitapta bahseder. Stephen Covey'den başka pek çok kitapta, pek çok öğretide de bu hikaye anlatılır zaten. Der ki iki tane ormancı varmış. Ormancı ne demek? Ormana giden odun kesen adam. İki tane ormancı, ikisi de sabah kalkıyor, baltalar ellerinde, uzun ip ellerinde ormana giriyorlar. Bir tanesi 7-24 durmadan odun kesiyor. Öbürü aralarda duruyor, gidiyor çay kahve içiyor, yemek yiyor, sohbet ediyor arkadaşlarıyla. Sonra geliyor, işine devam ediyor. Bunlar bir hafta böyle çalışıyorlar. O 7-24 durmadan, dinlenmeden çalışan içten içe gıcık oluyor öbürü o aralarda durana. Ya diyor ben çalışıyorum, o gidiyor diyor, sohbet ediyor, gevezelik yapıyor, işini kaytarıyor. Fakat bir şey de demiyor. Gene kendi 7-24 çalışmaya devam ediyor. Bir haftanın sonunda ölçüyorlar bunların kestikleri odunları. Ne çıkıyor acaba dersiniz o ölçümün sonunda? 7-24 durmadan çalışan daha mı çok odun kesmiş? Hayır. Eşit çıkıyor, hatta diyelim ki bir lokma daha bile fazla çıkıyor. Tabii bizimki zaten sinir oluyordu adama, işini yapmıyor tembel diye. Deliriyor, olur mu canım diyor öyle bir şey. Hile yaptın sen. Bizimki diğeri o ara ara duran, mola alan, dinlenen, uyuyan, yemek yiyen, ihtiyaçlarını gideren oduncu da diyor ki sen 7-24 çalışarak baltanı körelttin. Ben o durduğum zamanlarda baltamı bile eğiyordum. Çünkü eğer hep aynı kafayla, hep aynı hızda, hep aynı odakta çalışırsan zaten ne olduğunu göremezsin. Şu zihnini efektif kullanamazsın. Onun için bizim ara ara durmaya, o baltaları bileylemeye ihtiyacımız var. Şimdi eğitimde bazen bakıyoruz. Hani anlatacak hoca, stres. Stresin bendeki etkisi, stresi nasıl başa çıkabilirim? Uzun vadede yöntemler, kısa vadede yöntemler. Ben bunları biliyordum ya, geçen gün de dinlemiştim. Tamam o zaman. Kafasıyla eğitime gelirseniz o eğitimden hiçbir şey almazsınız. Ama eğer bu benim için balta bileyleme ve evet ben belki bir gün burada oturacağım ama kim bilir neler duyacağım? Evet, bu işleri daha sonra ya da daha öncesinde hızlıca yapmam gerekecek. Ama dur bakalım, baltayı bileylerken neleri fark edeceğim zihniyetiyle geldiğinizde online ya da yüz yüze kesinlikle oradan o süreçten katkıyla çıkıyorsunuz. Ben hep eğitimlerde sorarım, cebinizde ne var? Cebinizde herhangi bir katkıyla, herhangi bir artı bilgi, artı farkındalık, artı keşif ve keyifle çıkmak için girerken bu kafayla girmek lazım. Onun için de o anda orada olmak, teknik imkanlar, yerine birinizi bırakıp o işin devam edebilmesi,
bölünmemek. Yani ay bir toplantıya gireyim, geleyim de eğitime devam edeyim olmaması gerekiyor. Sadece bu yeterli. Birazcık niyet, çokça teknik, görüntü ve ses ve o anda ve orada olmak. Şimdi şöyle bir özet yapacak olursak, ilk konuştuğumuz şey online eğitim faydalı mıdır dedik. Evet, faydalı. Online çok faydalı. Bakın bugün burada farklı bölgelerde, farklı zamanlarda pek çok kişiyle iletişime geçebiliyorum. Ne kadar güzel. Evet, faydalı. Ben bir insan kaynakları yöneticisi olsam, düşünsenize ne kadar küçük bir maliyetle ne kadar büyük bir etki yaratabiliyorum. Evet, faydalı ve ben eğitimlerime devam edebiliyorum. İnsanları zaman olarak kısıtlamak zorunda da kalmayabiliyorum. Kayıt alıp sonradan da dinlettirebiliyorum. Eğer doğru kullanırsak ve yerinde kullanırsak online eğitim çok faydalı. Peki ne yapmam lazım? Bir, gerçekten içeriği o kişilerin o anki ihtiyaçları mı? İki, o kişiler o an ve orada olabilecekler mi? Teknik olarak ellerindeki malzeme bunu yapmak için yeterli mi? Artı siz ön hazırlığı, ön bilgilendirmeyi, içerikle ilgili ya da hazırlıkla ilgili kendilerini hazırlamaları, düşünmeleriyle ilgili yaptınız mı? Bunu niye diyorum? Çünkü bazen eğitim varmış, ben bir yarım saat önce öğrendim hocam deyip böyle diye eğitime girenler var. İşte bu kurguyu yaptığınız zaman ve alternatifiniz eğitim yapmamak ama bunları yaparsam online olarak bu eğitimi yapacağım. Kesinlikle çok faydalı. Fakat gene de bir eğitmen olarak ben şunun kokusunu size kokusuna kadar bütün duyguyu geçirmeyi tercih ediyorum. Yüz yüze her zaman biz eğitmenlerin özellikle benim tercihim. Ve gene diyorum ki yüz yüze yapma imkanım olmayan durumlarda online doğru kurgulanırsa içerik olarak katılımcıların teknik yetkinlikleri ve işte kişi sayısı, eğitimin zamanı, ay sonunda bir eğitim yaptınız. Katılımcılar o an orada olamıyorlar zaten. Yani o kadar çok giden gelen soru soran oluyor ki işte bütün bu kurguyu doğru yaptığınız zaman online eğitim gerçekten bugün için çok büyük bir fırsat. Bugün için dememin nedeni ne? Çünkü artık kullanabileceğimiz çok fazla online'ı destekleyecek malzeme var. Bunları da kullandığınızda ve bütün bu kurguyu, kişi sayısını, beklentiyi, bilinci oluşturduğunuzda ben gene pandeminin başından bugüne çok değerli pek çok proje gerçekleştirdim. Sonuçlarını net olarak gördük. Yüz yüze bir eğitim yapsaydım aynı şekilde olurdu sonuçları. Ha, belki daha fazla hazırlık yaptık. Belki biz daha fazla heyecan yaşadık. Çünkü her gün yeni bir teknoloji çıkıyor ve onu kullanmak bir taraftan da çok büyük bir keşif ve keyif. İşte bütün bunları kurguladığınızda online eğitim düşünülmesi gereken çok önemli bir alternatif. Peki o zaman ben eğer eğitim aldıracak bir kişi olsaydım, yani masanın diğer tarafında olsaydım, neye göre karar verirdim? Gerçekten satışta da bu en temel gerçektir ya, ihtiyaç ne ona bakardım. Bu ihtiyacı giderebileceğim alternatifleri online ve yüz yüze ayrı ayrı kıyaslardım ve ondan sonra da kararımı ay tamam online'da var hadi yapalım bu eğitimi de vermiş olalım diye değil, ortaya çıkartmak istediğim fayda ne ve karşısına yapabileceğim yatırım maliyet ne, bunun matematiğini yapıp öyle karar verirdim. Doğru kurgulanmış online eğitimler bizim bu geçtiğimiz 2 yılda çok başarılı projeler yapmamıza sebep oldu. Ben bu yüzden çok mutluyum. Şöyle bitirmek istiyorum. Ben gerçekten çok eski bir zamanda başladım çalışmaya. Yani şöyle diyeyim size, telefon yoktu.
Bilgisayarlar böyle koskocamandı. Ya da internet yoktu, her şeyi bırakın. Bugün çok başka bir dünyadayız ve buna uymak zorundayız. VUCA çağı diyeyim, içine girmeyeyim, VUCA çağındayız. Önümü göremediğim, hızın çok artık vazgeçilmez olduğu, sürekli hayatımın içinde değişimlerin yer aldığı, daha da fazla yer alacağı ve benim anlamak ve anlam yaratmaya daha fazla önem verdiğim, hedefleri daha kısa süreçler için yapabildiğim, daha farklı yetkinliklerle çalışmam gereken bir çağdayım. Online eğitim bu çağın gerçeklerinden biri. Ama bunu doğru kullanmazsam zararları olabilir. Doğayı seviyorsanız eğer, doğada olmak için fotoğraf makinesini kullanabilirsiniz. Onu çoğaltırsınız, içine sanat da katarsınız ya da tüfeği kullanabilirsiniz. Doğadaki hayvanlara farklı bir şekilde yaklaşırsınız. İşte online eğitim de doğru kullanıldığında, doğru bir kurguyla bugünün önemli araçlarından biri. Sadece eğitimler için değil, toplantılar, yönetim, her türlü iletişim için. Onun için neyi neden yaptığımıza bakarak, farkında olarak doğru kararlar verirsek eğer online eğitim çok faydalı. Ve ben çok mutluyum. Dönemin başında hayır, ben online eğitim vermeyeceğim. Yüz yüze olana kadar ben birazcık dinleneyim, en iyisi demediğim için. Çok şey öğrendim. Çok keyifli, çok heyecanlı. Ama kendi sınırlarımı zorladığımda çok anlar yaşadım ve çok geliştim. Hiçbirimiz dün ve bugün aynı kişi değiliz. 1,5 sene öncesinden bugüne ben çok şey öğrendim, çok değiştim. Online'a bu şekilde bakıp güzel fotoğraflar çekmek gerek diyorum. Hemen hatta kendi fotoğrafımı çekip bugünün anısına da bunu kaydediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım gözünüzde online ile ilgili olumlu ya da daha önce fark etmediğiniz yeni bakış açıları getirmişimdir. Hoşça kalın. Online eğitimin avantajları ve online eğitimde konsantrasyonla ilgili bütün detayları yönetim ve eğitim danışmanı Meltem Öztan'dan aldık. Kendisine yanıtları için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.